Sayın seyirciler, İstanbul'da minibüsçülerle korsan taksiciler birbirine girdi, sopa bıçak yetmedi, kimi bıçakla kimi testereyle saldırdı. Kimsenin ayırmaya cesaret edemediği kavgada 3 yaralı var. Minibüsçülerle korsan taksiciler cadde ortasında terör estirdi. Kavgada testere sallayan bile oldu. Minibüsün önünde yolcu alıyor. Yolcu aldığı için tartışma oluyor işte. Onlar da minibüs gibi dolmuş yapıyorlar. Minibüsün alacağı yolcuyu kendi mi alıyor? Tabii. Ya o dolmuşa dit korna çalıyor. Adam minibüs... Şurada var. Senlerdir bu yolcuda korsan var. Kimse bir şey diyor mu? Adam alıyor üstü telefonla çalışıyor. Çapaya gidiyor, oraya gidiyor. Çünkü yok taksi yok burada. Olayların ilk fitilini ateşleyen tartışma bir durakta meydana geldi. Minibüs şoförü durağa yanaştı, yolcu alacaktı. İddiaya göre tam o esnada korsan taksi şoförü o yolcuyu almak istedi. O tartışma büyüdü ve tam bu noktaya kadar devam etti. Caddede toplanan onlarca kişi bir anda birbirine girdi. Önce sopalar, sonra bıçaklar konuştu. Hatta birinde testere bile vardı. Acımasızca birbirine saldıran şoförleri ayırmaya kimse cesaret edemedi. Tartışmayı soğukkanlı bir şekilde izleyen meraklı kalabalık kavga anında kaçışmaya başladı. Bütün bu olayların nedeni iddialara göre ilçede korsan taksicilerin dolmuş gibi çalışması. Yolcuları minibüsçülerden kapma yarışı. Minibüs durağa yanaşıyor. Yolcu alıyor, minibüse küfür ediyorlar. Diyorlar sen niye buraya yanaşıyorsun? Yolcu için kavga etmişler başka. Ne için kavga edecekler? E sen minibüs gibi durak adım başı yolcu toplasan ne olur? Bir tarafta minibüsçüler, diğer tarafta korsan taksiciler. Aralarındaki bu kavga ilk değil son olacak gibi de gözükmüyor. Arnavutköy halkı ise taksi olmadığı için korsan taksileri kullanmak zorunda kalıyor. Korsanların hiçbirinden. Hiçbirinden rahatsız değilim. Korsan taksinin burada ne işi var? Arnavutköy'deki korsan taksi ve minibüsçüler arasındaki yolcu kapma kavgasının son bulması için kalıcı bir çözüm bekleniyor. Geç kalkıyor.